Merhaba arkadaşlar, inşallah hepiniz iyisinizdir. Hakan, sen de iyisindir inşallah. Ve dersimize başlıyoruz. Her zamanki gibi önce bir niyet okuyacağız. Sorularınız varsa lütfen bizlere gönderin. Şeyden herhangi bir soru var mı? Maille gelen sorumuz bugün yok. Okey, maille gelen sorumuz yok. Bir niyet ve başlayalım. Uzun bir maraton, bunu okuduk mu bilmiyorum. Ama tekrar okuyabiliriz. Hadi sayfa 14'ten okuyalım. Kalpteki nokta başarıya ulaşmak. Bakalım maneviyatta başarı neymiş. Okay. Başarıya ulaşmak. Gelin bir sabah uyandığımız zaman gerçeklik yasasını bilerek uyandığımızı hayal edelim. Hayatımızda iyiliğimiz için neleri yapmamız gerektiğini ve nelerden sakınmamız gerektiğini anlardık. Sanki çocukluğumuzda olduğu gibi neşeli ve heyecan dolu bir hayatı yaşamak mümkün olabilirdi. Niçin böyle olmasın? Niçin başarılı bir şekilde yaşamayalım? Neden her zaman korku dolu, tehlikeli bir şekilde koşturarak yaşayalım? Niçin daima korku ve geleceğin bizden saklandığı bin bir türlü zorluklarla mücadele ederken karanlık içinde yaşayalım? Şayet bu genel kanunu keşfedersek daimi olarak başarılı bir hayat yaşayabiliriz. Okay. Evet. Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey doğanın kanunlarını keşfetmek. Onu yaparsak da başarılı bir şekilde yaşarız. Tamam mı? Şimdi, bugün gördüğünüz gibi beyaz tabloyu kullanacağız. Çünkü geçmişte kullandığım, yani elle yazdığımız elektronik tablo maalesef çalışmıyor. O yüzden arkamda bu beyaz tablo var. Tamam. Herhangi bir sorunuz olursa, her zamanki gibi sorun. Ek olarak yapacağımız şey bugün 623. sayfadan devam etmek. Şimdi biliyorsunuz ikinci dönemin üçüncü dersindeyiz. İkinci dönemin üçüncü dersindeyken de tekrar isterseniz üzerinden bir geçelim. Tam çok kısaca yaptığımız makale 612. sayfadan başlıyor. Makalenin adı da 608'den pardon, Kabala ilmine girişe ön söz. Şimdi Kabala ilmine girişe ön söz, Tas kitabına girişe ön söz. Tam bizim için Kabala bilimi Talmud Eser Sefirot kitabı. Ne demek Talmud Eser Sefirot? Talmud çalışmak demek. Eser 10 demek, sefirot da sefirot, yani yaratanın 10 ışığının yansımasının çalışılması. Daha doğrusu yaratanın ışığının 10 yansımasını çalışmak. Esas şeyi bu, sefira kelimesi, sefirot kelimesi yansımak kelimesinden. Safirin ışığı yansıttığı gibi safir kelimesinden geliyor sefirot. O yüzden daha doğrusu yaratanın ışığının bize nasıl yansıdığını çalışmak. Kitabın adı bu, Talmud Eser Sefirot. Tamam. Ve bu okuduğumuz makalede o makaleye giriş, o daha doğrusu 6 ciltlik kitaba giriş, ön söz gibi bir şey. Bu yüzden Bağlasan'ın aslında bu tür yazılarının hepsi Zohar'a giriş, Tas kitabına giriş, Ptiha vesaire, bunların hepsi Kabala ilmine giriş olarak biliniyor ve bu girişlerin hepsini çok iyi anlamamız lazım. Ve aslında da Talmud Eser Sefirot çalışıyoruz şu anda. Tamam, Talmud Eser Sefirot'un başında da girişlerinde bu makaleler var. O yüzden bunu hep beraber çalışacağız. Hatmedeceğiz ve beraber ilerleyeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi burada daha önce ne çalıştık? Niyet. Tamam, kişi manevi dünyaları görmüyorsa, bilmiyorsa, hissetmiyorsa, duyularımız içerisinde değil ise ama içimizdeki kalpteki nokta bunu edinmek için bizleri dürtüyorsa, yani hayatımın bir üst seviyesini, maneviyatta bir üst bilinci edinmek gibi bir itiş varsa içimde bir dürtü varsa ne diyoruz? Bu yaratanın kişiye kendisinden verdiği parça olan kalpteki sirin uyanması diyoruz. Ve bu uyanışa göre de kişi maneviyata zaten gelir, arayış içerisine girer. Hayatımda niye mutlu değilim? Niye arzularımı tatmin etmeme rağmen kendimi boş hissediyorum? Hayat anlamsız geliyor gibi sorulardan hayatına anlam katmaya gelmek için kişi arayışa girer. Tüm arayışlardan geçtikten sonra da kişi Kabala ilmine gelir. Tam dinlere, mistik fıstık şeylere bakar. Hala gerçekten gerçeği arıyorsa, neden yaratıldım, yaratan kim, benden ne istiyor ve ne yapmam lazım, hayatımın amacı.
O zaman kişi gerçekten bunu istiyorsa Kabala ilmine gelir ve Kabala ilminde çalışırken biz manevi dünyaları özlemleme, isteme, keşfetme arzusuyla çalışıyoruz ki o seviyeyi, o arzuyu büyüterek ne yapalım? Edinmek istediğimiz şeye doğru kendimizi açalım. Bu dünyada da böyle. Bir şeyi öğrenirken, tam hatta biraz önce Hakan'la beraber konuşuyorduk. Tamam, meslekten bahsediyorduk. Mesleğimizi de edinirken ne yapıyoruz? İşin içine giriyoruz. İşin içine girdikçe ne yapıyoruz? Bize yeni kapılar, yeni anlayışlar, yeni metodlar vesaire açılıyor. Ne yapıyoruz? Çünkü çalıştıkça, işin içine girdikçe bakış açımız genişliyor, yapabileceğimiz şeylerin sınırları genişliyor, anlayışımız, algılayışımız, hislerimiz, her şeyimiz gelişiyor. Ta ki öyle bir noktaya geliyoruz ki artık işi çözmüş oluyoruz. Maneviyatta da farklı bir şey değil. Nasıl bir doktor, nasıl bir mühendis vesaire gelişiyorsa, tamam, bu dünyada mesleklerini ediniyorlarsa ve edindiklerine göre yeni şeyler keşfediyorlar, icat edip inşa ediyorlarsa maneviyatta da aynı şekilde biz de maneviyatta manevi çalışmayı yaptıkça hislerimizin derinleştiğini, hislerimizin genişlemesi ve derinleşmesine tekabülen erdemliğimizin, aklımızın, daha doğrusu yaşadıklarımızı, anlayışımız da ne oluyor? Gelişiyor. Çünkü maneviyatta, dünyada da olduğu gibi önce hissetmek var, akabinde hissettiğimi anlamak için çalışmak var. Bu dünyada da öyle. Önce kendimizi ya iyi ya da kötü hissediyoruz, akabinde nedenini ediniyoruz. Tamam, maneviyatta da farklı bir şey yok. O yüzden kitapları çalışırken hep beraber bir aradayız ve yapmak istediğimiz bir tek şey var. Kaynakları çalışırken hep beraber bu kitaptan bu edinimi alabilmek, manevi dünyaları açmak, bu ışık dediğimiz, yaratanın ışığı dediğimiz erdemliği çekebilmek ve bunun için çalışmak ki yaratana ihsa etmeye gelme niteliğini edinelim. Tamam, tüm amacımız ne? Yaratana ihsan edebilmek denilen bir koşula gelmek. O yüzden bu arzu, bu özlemle çalışırsak o zaman aramızda, hepimizin arasında işleyen o gücü hissetmeye başlarız yavaş yavaş. Tamam? Ve ilerleriz. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Sayfa 623. Yukarıdaki paragraftan başlıyoruz. Behina, Alef diye başlayan paragraftan. Tamam, bu kitap yoksa lütfen edinin. Yani genç gruptaysanız ve bu kitabınız yoksa iyi değil. Tamam. Üniversitede 3. sınıfta olup kitapları olmayan bir öğrenci gibi. Behina, şimdi burayı Behina Alef'ten bahsetmeden önce Behina Şoreş'ten bir bahsedelim. Behina Şoreş'i bize anlatmıştı. Bir önceki sayfaya gelelim, 621'e. Tamam mı? Kli'nin gelişimindeki 4 safa. Oradan ben size kısaca özet yapayım, ondan sonra geçeceğiz 623. sayfa. Ne dedik? Kli'nin gelişimindeki 4 safhada, direk işinin 4 safhası, kabın gelişmesinin 4 safhası, arzunun gelişmesinin 4 safhası, aynı şey bunların hepsi. İlk başta ne var? Kök safhası var. Kök safhası yaratan ve yaratanın düşüncesi var. Ve yaratanın eylemi baştaki düşünceye göre bir süreç içerisinde başlıyor ve sonuna kadar öyle gidiyor. Yaratanda eylem yapmak diye bir şey bizlerde olduğu gibi yok. Yaratanın sadece düşünmesi baştan sona her şeyin yaratılmasıyla aynı şey. O yüzden düşüncenin gücü maneviyatta en güçlü şey. O yüzden bir kabalistin de en büyük silahı ne? Düşüncenin gücü. Tabii ki iyilik yapmak için. Tamam, maneviyatta bir kabalist kötülük yapmak için düşünce sahibi olamaz. Zaten kötülük yapmak için düşüncesi olan birisi maneviyatta var olamaz. Tamam, çünkü form eşitliği olmaz. Bu yüzden form eşitliği olmayan yerde bir kabalist eğer form eşitliğinde değilse kabalist olamaz. O yüzden bazen hani okuyorsunuz sağda solda kabalistler büyü yapar, şunu yapar, bunu yapar. Öyle bir şey yapmaları mümkün değil. Tamam, maneviyatta sadece bir kabalist işleyebiliş mekanizması sadece form eşitliğine göre. Burada da bize bahsettiği şey, kök safhasında yaratan baştaki düşüncesi, yaratılan varlığı yaratıp onu tümüyle hazla doldurmak, mutlulukla doldurmak, yani mutlu etmek. Bizleri mutlu etmek istiyor. Problemimiz ne? Nasıl mutlu olacağımızı bilmiyoruz. Biz bir alma arzusuyuz. Alma arzusu olduğumuz için sağa sola koşuşturuyoruz. Kendimizi dünyevi koşullarla tatmin etmeye çalışıyoruz, doldurmaya çalışıyoruz. Ama sonra görüyoruz ki
kendimizi bir türlü dolduramıyoruz, tatmin de olamıyoruz. O yüzden hayatımız mutsuzluk içerisinde devam ediyor. Ve zengin dahi olsak, paramız da olsa, tüm istediğimiz şeyleri satın alabiliyor olsak daha da kötü. Neden daha da kötü? Çünkü bir şeyden haz alabilmem için doğa gereği bir şeye arzu duymam lazım. Eğer param varsa ve her şeyi alabiliyorsam arzum yok. İstediğim her şeyi löp diye alıyorsam arzu büyütemem. Tamam? Bu yüzden de kişinin parası varsa haz alması çok çok daha zor. Mümkün değil hatta. Bu yüzden zenginler genelde ne yapıyor? Tedavi görüyorlar. Oldu. Sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Şimdi dolayısıyla buradan o düşünceden, yaratılışın düşüncesinden, yaratanın yaratılanlara iyilik yapma ve hazla doldurma düşüncesinden birinci safa doğuyor. Birinci safada şimdi okuyacağız ne olduğunu. Tamam? 623. sayfa yukarıdan okuyacağız. Hatta 622'nin altında böylece denilen yerden başlayacağım. Tamam? 622. sayfa böylece. Böylece ışık behine alefi yaratıp doldurur doldurmaz, o da yaradana benzemek istediğini hissetti. Ve bu yeni arzu olduğundan behine bet denilen yeni bir izlenimdi. Behine bet bir verme arzusudur. Yaradana benzer olmaktan hissedilen hazza orhasadim merhamet ışığı denir. Okey, bunu da demek ki ikinci safhayı da okumuşuz. Bizler böylece behine alefteki arzu almak ve behine betteki arzu vermek olduğundan behine alefin behine bete zıt olduğunu görüyoruz. Behine alefteki ışık or hohma ve behine betteki ışık or hasadimdir. Bunu hemen çizeyim. Tamam. İnşallah görüyorsunuz. Tamam. Yaratan kök safa bu. Okey, inşallah gözüküyor her şey. Hani mitkare bulayım. Okey. Okay. Şöyle biraz daha güzel yazmam lazım sizler için. Birinci safa, ya daha doğrusu sıfırıncı safa, kök safası. Tamam. Yaratılışın, yaratanın düşüncesi. Yeterga bu, yeterga. Yeterga, okey. Biraz daha büyük yazacağız. Başta kim var? Yaratan. Tamam mı? Patron. Okey. Kök safa o. Yaratılışın başındaki düşünce yaratılanlara iyilik yapmak. Yaratan böyle bir şeyi düşündüğü zaman yaratılan varlığı alma arzusunu yaratıyor. Tamam mı? Alma arzusunu kab olarak çiziyoruz. Ve bu birinci safa. Bu bir. Ve yaratılan varlığı yaratan haz ile dolduruyor sonuna kadar. İçinde hissettiği bu ışığa hohma diyoruz. Hohma erdemlik demek. Bunun dibini gördüğü zaman, tamam, yaratılan varlık alma arzusunun dibini görünce, yani haz artık hazın had safhasında, İçine gelen yeni bir izlenim oluyor. Yani birisi bana haz veriyor. Dolayısıyla kendisini hazla dolduranın kendisine yaptığı eylemi de hissediyor. İki izlenim var burada dolayısıyla. Bir, haz alıyorum. Tamam, hazla doluyum. Bir de bana hazı veren var. Bebek gibi. Tamam mı? Annesi var. Bir taraftan annesi onu besliyor. Öteki taraftan bir taraftan besleniyor, karnı doyuyor. Öteki taraftan beni besleyen annem olduğunu görüyor. Tamam? Bu konsept. Bu durumdan yaratılan varlığın içinde oluşan koşul şu. Ben de ihsan etmek istiyorum. Ben de vermek istiyorum. Bu behine bet dediği ikinci koşul. Dolayısıyla dibin dibini vurduktan sonra tam haz, mutluluk alıyor. İkinci safa. İki. Diyor ki ben de ihsan eden gibi olmak istiyorum. Yerden gibi. O yüzden ne demek? Bu birinci safa almak. Almak. Bu da ihsan etmek. Tamam. Buradan aldığımız hazza
ihsan etmekten aldığımız hazza ne adını verdi? Hasadim, merhamet demek. Burada oh hasadim yazmışlar, yanlış o. Oh hasadim değil, or hasadim olacak. Düzeltirsiniz onu, tamam mı? O-H değil, O-R olacak o. Buna da hasadim diyoruz, tamam mı? Ha-sa-dim. Merhamet ışığı. Dolayısıyla almak, erdemlik, ihsan etmek, merhamet. Dolayısıyla şimdi kutsal kitaplarda merhametten bahsettiği zaman, erdemlikten bahsettiği zaman sokaktaki fakir adama merhamet göstermekten bahsetmiyor. Bahsettiği şey, yaratanın bana ihsan ettiği gibi ona ihsan etmek ve bundan aldığım mutluluğa hasadim diyor. Biz alma arzusuyuz. Her halükarda haz almak durumundayız. Bu hiç değişmeyecek. O yüzden iki şekilde haz alabiliriz. Ya kendim için alacağım, tamam? Ya da ihsan edeceğim. Ya da yaratana ihsan etmek için alacağım. İkisi beraber. Tamam, şimdi biraz okuyalım. Akabinde ikisi beraber koşulundan bahsedecek. Gördüğünüz gibi büyük yazmak zorundaydım. O yüzden bunu sonra sileceğim. Yazacaksanız şimdiden yazın, sonra sileceğim. Okuyalım beraber. Sayfa 623. Buraya kadar soru? Sorumuz yok şu an. Yok, güzel. 623 yukarıdaki paragraf. Behine Alef'teki alma arzusu kendisini dolduran ışıktan haz almaya başladığında hemen anında ışığın hazzı veren kendisinin de hazzı alan olduğunu hisseder. Yani karşımda annem beni besliyor, beni beslediğini hissediyorum, karnım doyuyor, mutluluk içindeyim. Öteki taraftan onun beni beslediğinin farkındayım. Sonuç olarak ışığın kendisi gibi olmayı istemeye başlar. Hazzı almak değil, vermek. Ancak ışık gibi vermek ister. Bu nedenle içindeki alma arzusu yok olur ve or hohmadan yoksun kalır. Zira haz sadece ona karşı olan arzunun içinde hissedilir. Dolayısıyla arzum değişiyor. Bir değişiklik geçiriyorum yani. Diyorum ki ya annem beni besliyor, hem karnım doyuyor hem de beni besleyen o var, çok güzel. Ama ben de onu çok seviyorum. Ben ona bir şeyler yapayım. Kafam şimdi ona bir şeyler yapmak için çalıştığı zaman kendimi doyurmaya yönelik çalışmıyor. Maneviyatta da öyle. Diyelim ki önünüzde en sevdiğiniz yemek var. En sevdiğiniz yemeği yer iken arkadaşları düşünün. Tamam, yazın bu egzersizi yapın. Önünüze gidin, en sevdiğiniz yemeği koyun. Ama ciddi ciddi sadece arkadaşları düşüneceksiniz. Arkadaşlara nasıl ihsan edebilirim, onlara nasıl yardımcı olabilirim, acaba hepsi iyi mi, sağlıklılar mı, işleri olmayanların işi var mı? Sadece kafanızdan dostlar geçecek. En sevdiğiniz yemeğe, yemekten alacağınız tat, saman tadından farksız olacak. Tamam. Dolayısıyla tat, kafamdaki düşünceye endeksli. En sevdiğim yemeği yerken bile dostları düşünürsem yediğim yemekten tad almam. Dolayısıyla buradaki aldığı tat boş dediği zaman yemeği yemeye devam ediyor. Ama kafasında yemekten haz almak yok artık. Bana yaratanın ihsan ettiği gibi ben nasıl ihsan edebilirim hissiyatı var. Tamam? Bu yüzden haz aldığı şey farklı. İçinde hohma ışığı yok değil. Var. Bina'nın kendisi hohma esasen. Tamam, bina kaybolmuyor. Hohma koşuluna yeni bir koşul ekliyor. Okey, biraz kafanız karışmış olabilir, sorun yok. Bu nedenle içindeki alma arzusu yok olur ve or hohmadan yoksun kalır. Sanki yoksun kalır. Eğer daha önce hissettiysem içimde, tamam mı? Hissiyatı, izlenimi var ama şu an kafam orada değil, o hazla değil. Oradan haz almıyorum yani. Zira haz sadece ona karşı olanın arzusunun içinde hissedilir. Alma arzusu or hohmasız kalamaz.
Zira or hokma onun yaşam ışığıdır. Biraz önce o yüzden dedim, or hokma binada bile kaybolmaz. Or hokma hep var. Tamam. Dolayısıyla bir miktar or hokma almaya zorlanır. Bu yüzden Behina Gimel, üçüncü izlenim denilen bu yeni arzu, iki arzudan oluşur. Bir, ışığa benzeme arzusu. İki, birazcık or hokma alma arzusu. Bu önemli şimdi. Tamam, çünkü bizim tüm işimizin odaklandığı yer. Şimdi bunu siliyorum. Sileyim. Üçüncü safhaya geleceğiz şimdi. Sonuç itibariyle iki tane ışık varmış. Tamam, aslında bir ışık var. Sadece bir tane ışık var ama ışıktan aldığım izlenime göre ışığın adı değişiyor. O kadar, ama bir ışık var. Diyor ki, beraber okuyalım. Alma arzusu or hokmasız kalamaz. Zira or hokma onun yaşam ışığıdır. Dolayısıyla bir miktar or hokma almaya zorlanır. Bu yüzden Behina Gimel, üçüncü denilen izlenim, denilen bu yeni arzu iki arzudan oluşur. Işığa benzeme arzusu ve birazcık or hokma alma arzusu. Dolayısıyla üçüncü safam nasıl olacakmış? Biraz alacağım, biraz ihsan edeceğim. Bu da üçüncü safa. Tamam, dediği o. Yani biraz or hokmam olacak, hokma. Biraz da hasadim. Tamam, inşallah görünüyor her şey. Bu koşulda kli iki ışık hisseder. İhsan etme arzusunda hasadim ışığı ve alma arzusunda hokma ışığı. Okey, bunu yazdık. Ne diyor? Behina Gimel ışığı aldığında iki ışık içinden or hokmanın yaşam ışığı doğasına uyduğunu hisseder. Niye? Çünkü biz alma arzusuyuz. Bu hiç değişmeyecek. Or hokma bizim doğamıza uygun olan şey. Bu yüzden doğamız hep almak. Tamam. O zaman bu ışığın tamamını almak ister ve böylece yeni o hazzı, or hokma almak isteyen bir arzu doğar. Bu yaradanın varlığı doldurmak istediği ile aynı hazdır. Yani bu safadan ayrım yapabiliyorum. İçimde iki izlenim var ise tartabilirim. Almak var, vermek var. Ne yapmak istiyorum? Diyor ki bizim doğamız aldığı izlenime bakın şimdi. Alma arzusunun içinde olan izlenim şu. Doğam alma arzusu, ne yapayım ki diyor. Tamam. Okay, doğasının ne olduğunu anlıyor. O yüzden diyor ki dolmak istiyorum. Yani bana ışığı ver diyor. Doğru. O yüzden bu böyle olmak zorunda. Çünkü yaratan bize sahip olduğu her şeyi vermek istiyor. Çünkü eğer bana yaratan sahip olduğu her şeyi vermek istemezse yaratan için iyi ve iyilik yapan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tamam. Diyelim ki 10 liram var, çocuğuma diyorum ki sen 3 lira al. Eğer iyi bir babaysa 10 lirasına kadar vermesi lazım. Yaradan da iyi ve iyilik yapan diye tanımlıyor kabalistler. Yaratanın bizi o yüzden bu safhaya getirmesinin nedeni şu. Bende her şey var, sen de benimle bağ kurmak istiyorsan sahip olduğum her şeyi alman lazım. O yüzden 4. safha doğuyor. Tamam. Ne diyor başka? Dolayısıyla Atmuto'dan yani yaratanın ışığından, tamam, ortaya çıkan ışığın kendisi için 4 aşamada bir kli yarattığını görüyoruz. Böylece Behina Dalet, 4. izlenim denilen bu son arzu tek varlıktır. Yani yaratılan varlık bu. Bundan önceki safalar sebep-sonuç ilişkisiyle bu varlığı yaratmak içindi. Tamam, yaratılan var, bir bebek doğurmak gibi. Tamam, bebeğin doğuma hazırlanması annenin rahminde, tüm o safhalardan annenin rahminde geçiyor. Ta ki artık öyle bir noktaya geliyor ki bu dünyaya hazır, almaya hazır. Ve doğuyor. 4. safha. Her şeyi yaratanın verdiği, her şeyi almaya hazır. Sonuç oluyor yani. Bir varlık oluyor.
O ana kadar gelişiyor sadece. Ne diyor başka? Tüm önceki safhalar gelişim safhalarıdır. Aslında yaratılışın tamamı behina dalettir. Yani bundan başka bir şey yok. Yerden hariç realitede var olan her şey behina dalettir. Behina dalete malhut, krallık denir. Zira onu alma arzusu yönetir. Yani dördüncü safha dalet dediğimiz malhut. Tamam. Krallık kelimesinden gelir. Limloh kelimesi. Tamam, limloh yönetmek demek. Hükmetmek demek. Malhut, krallık. Yani her şeyin kralı olmak. Dört safa. Bir sonraki sayfadayız. 624. Behina dalet tek varlıktır. Behina dalet parçaları sefirot, partsufim. Partsufun çoğulu partsufim, biliyorsunuz. Dünyalar ve bizim dünyamız cansız, bitkisel ve hayvansal olan dışsallığı ve insanların ruhları olan içselliğe bölünmüştür. Tüm bu parçaların farkı sadece içlerindeki alma arzularının ölçüsündedir. Okey, bize burada realiteden bahsediyor. Diyor ki alma arzusunun içinde her şey dahil. Yani tüm yaratılış bunun içinde. O yüzden diyor ki esas alma arzusunun içindeki arzuların seviyeleri var. Tüm realitede gördüğümüz gibi. Neymiş bunlar? Cansız, bitkisel, hayvansal. Tamam, bizim dünyamız cansız, bitkisel ve hayvansal olan dışsallığı ve de insanların ruhları olan içselliğe bölünmüştür. Tüm bu parçaların farkı sadece içlerindeki alma arzularının ölçüsüdür. Dolayısıyla içimizde cansız, bitkisel, hayvansal ve insan denilen seviyeler varmış. Ruhumuzun içinde, bu dünyada da böyle görmemizin nedeni ruhumuzda da, yani manevi duyularımızın, arzularımızın içinde de bu seviyelere tekabül eden arzular var. Tamamen or hohma ile dolu olan behina dalet bu. Ein Sof dünyası sonu olmayan denir. Yani burası sonsuzluk dünyasıymış. Tamam. Bunun hepsi sonsuzluk dünyası. Neden sonsuzluk dünyası adını alıyor? Çünkü tüm arzularımla dolu isem kendimi sonsuzluğun içinde hissediyorum o yüzden. Tümüyle doluyum. Her şey mükemmel. Hiçbir eksiğim yok, hiçbir arzum yok. Her şey bombastik. O yüzden diyor ki mükemmellik. Ekstra bir şeye ihtiyacı olmadığı zaman kişiye mükemmellik içinde denir. Tamam, o yüzden dediği bu. Ve başka neymiş? Behina dalet kendisinden önce gelen dört behinot, şoreş, alef, bet, gimel vasıtasıyla ışığı alır. Dolayısıyla ne diyor? Şoreş. Tamam mı? Şoreş, kök. Alef. Burası dört, üç, iki, yok bir dakika şöyle olacak. Şu cansız, bitkisel, hayvansal, insan. Burası da kök. Tamam. Şoreş, alef, bet, gimel, dalet. Tamam. Şoreş, kök, alef, bet, gimel, dalet. Vasıtasıyla ışığı alır. Böylece içsel olarak alma arzusunun beş behinotuna bölünmüştür. Kendisinden önce gelen behinottaki ışıklar için arzular ve kendisine gelen ışık için arzu. Yani iki koşul var. Bir ışığı çekme arzum var. Tamam, kendisinden önce gelen behinottaki ışıklar için arzum var. Daha önceki hissettiklerim için. Bir de kendim için, dördüncü safa için gelen ışıklar var. Dördüncü safa demek tüm daha önceki safalar hala içimde demek. Bir çocuk doğduğundan itibariyle, tamam mı, doğuş itibariyle 10 yaşına geldiği zaman 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaşlarını unutmuyor. 10 yaşındayım demek 9 yılın sonucuyum demek. Dördüncü safa da aynen o şekilde. Tamam,
Dördüncü safa demek, üç safanın sonucunda ortaya çıkan ben. Tamam? O yüzden bir insanı da yaşına göre değerlendirdiğimiz zaman neye göre değerlendiriyoruz? Rakama göre değil. 20 yaşındaysa 20 yıl içinde yaşadığı her şeyin tak sonucu o. Tüm arzularıyla, hisleriyle, erdemliliğiyle, hayal kırıklıklarıyla, her şeyiyle. Tamam? Dördüncü safa da bu. Yaşadıklarının sonucu ve son safhası. İçindeki 5 behinot ile 5 dediği şoreş dahil. Kök 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. İçindeki 5 behinot ile behina daletten önceki 4 behinot alt başlıktan devam ediyorum. Özet. Okey, bize özet yapması iyi olmuş. Benim için de iyi oldu. Bakalım ne diyor. Işık yaradandan behinot şoreşten çıkar. Yaradanın özünden ışık geliyor yani diyor. Işık 4 aşamada bir varlık yaratır. Işık derken kafamız karışmasın ya. Yaratanın yaptığı eylemlere ışık diyoruz. Tamam. Niye ışık? Çünkü ne yaptığını görmediğimiz için, bizim için net değil olan şeyler. O yüzden ışık diyorlar. Behina dalet, varlığın özü, haz alma arzusudur. Yani özümüz bu. Haz arzusu, arzunun içindeki ışığın hissidir. Dolayısıyla yaratanın bize yaptığı şeyleri hissedişimize haz diyormuş. Işık o yüzden haz. Dolayısıyla alma arzusu ve haz var burada. Başka bir şey yok. Yaratılışta da başka bir şey yok. Bir alma arzusu var, bizim doğamız. İki yaratanın ihsan etme doğasının içimizdeki hissediliş var. O da ışık. Kap ve ışık. Başka hiçbir şey yok realitede. Haz arzunun içindeki ışığın hissidir. Behina daletin kendisi önceki behinottan ışık alan dört kısma ayrılır. Or hokma ile dolu olan behina dalet en sof dünyası olarak adlandırılır. Behina daletin kısımlarına ruhlar ve dünyalar denir. Şimdi bize yeni bir şey soktu buraya. Dünyalar, partsufim, sefirot ve ruhlardan başka her şeyi içerir. Dolayısıyla. Burayı siliyorum. Tamam. Ya da üstünü sileyim şöyle. Alta gelince altıyı da sileriz. Altını. Dolayısıyla. Ne diyor bize? Son cümle önemli. Behina daletin kısımlarına ruhlar ve dünyalar denir. Dolayısıyla şurası. Bunu şöyle yapalım. Tamam, şunu sileyim. Buraya yapabiliriz aslında bunu. Bu dördüncü safa. Bu vatandaşın adı da Mahmut. Tamam mı? Mahmut'tan aklınızda kalsın. Mahmut, Mahmut. Tamam. Mahmut ne içeriyormuş? Dünyalar, parsufim, sefirot ve ruhlardan başka her şeyi içerir. Okay? Dolayısıyla dünyalar bunun içerisinde. O yüzden Adam Kadmon, Atsülüt, Briya, Yitzira, Asya dünyaları buradaymış. Ondan sonra ne varmış başka bunların içinde? Partsufim. Dolayısıyla her dünyada 1, 2, 3, 4, 5, evet. Partsufimler varmış. Tamam. Ve sefirot. Sefirotlar. Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malkut. Okey. Her şey 5. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 dünya. 5 partsufim. 5 sefirot. Tamam. Yani Malkut'un içerisinde 125 basamak var. 5 dünya, 5 partsufim, 5 sefirot, 125 basamak. Okey. Okey miyiz? Buraya kadar sorusu olan var mı? Sorularımız var. Okey. Neymiş? İstanbul'dan Doğukan Bey, zaten ihsan etmekle iyilik yapma aynı değil mi? İkisinde de karşılığı olmadan bir verme niyeti yok mu?
Var ama bu dünyadaki iyilik yapmayla oradaki dünyadaki manevi dünyadaki iyilik yapma arasında biraz fark var. Tamam, dünyamızdan da görüyoruz. Kabalistler ne diyor? Yaratan iyi ve iyilik yapan diyor. Bize iyilik yaptığını görüyor muyuz? Dünyanın hali, ülkenin hali vesaire baktığımız zaman, kendi halimize bile baktığımız zaman tam yaratan iyi ve iyilik yapan. Ne diyor insan doğal olarak? Kardeşim bir yap da bir harbiden bir iyiliğini göreyim artık diyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla iyilik yapmak denilen konsept, nosyon ne anlamamız lazım. Dolayısıyla bizim dünyamızdaki gibi birisine karşılık beklemeden sadaka vermek gibi bir şey değil. Çünkü bu dünyada da adam sadaka verdiği zaman hani karşılık beklemeden de verebilir ama gerçi gururundan veriyor. Her halükarda en maneviyata yakın arzu, eylem, ihsan etme eylemi bu dünyada annenin çocuğuna olan yaklaşımı. En yakını o. Ama o bile egoistçe. Neden egoistçe? Çünkü doğa anne hamile kaldıktan sonra ona çocuğuna yönelik endişe ve düşünce hissi veriyor. Kendi içinden bunu geliştirmiyor. O yüzden çocuk sahibi olduğu zaman bile bir anne içsel mekanizması işliyor. Yani içgüdüsü işliyor. Yoksa ihsan eden bir varlık olduğu için değil. Ama görüyoruz ki birçok anne canını bile feda etmeye razı. Yani 21. yüzyılda değil de geçmiş hayatlarda, yani geçmiş nesillerde öyleydi en azından. Şimdi olay bizim neslimizde bambaşka. Başka? İstanbul'dan Doğukan Bey tekrar soruyor. Alma arzusu yok oluyorsa nasıl hohma kalıyor? Alma arzusu yok olmuyor. Alma arzusu yok oluyor mu yazmış? Evet. Alma arzusu hiçbir zaman yok olmayacak arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi biz alma arzusuyuz. Tamam mı? Biz hiçbir zaman yok olamayız. Yoksa işin püf noktası, yani o zaman tüm yaratılışın bir anlamı olmaz. Ama yaratan yaratılan varlık, yaratan yaratılan varlığı özellikle alma arzusu olarak yaratıyor ki şunu verirsen mutlu olsun diye. Şimdi soru şu. Biz nasıl alacağız da mutlu olacağız? Çünkü bu dünyada pek mutlu olduğumuzu görmüyoruz. Tamam. Soru işareti bu. Kabalistlerin dediği de zaten Kabala'ya gelen bir adamın sorusu bu. Abi niye mutlu olamıyorum? Diyor adam. Tamam. O yüzden Kabalistler diyor ki almayı bilmemiz lazım. Okey. Başka var mı soru? Keter ile Malkut aynı olmuyor mu? Keter ihsan eden, Malkut tümüyle alan. İkisi tümüyle zıt. Tamam. Keter veren, Malkut almak istiyor. Esas yaratılan varlık Malkut. Yaratanın verdiği her şeyi almak istiyor. Üstüne üstelik bir de diyor ki yaratana senin koltuğunu da almam lazım. Yani hazinenin hepsini boşalttım. Çok sağ ol. Ama koltuğu da lazım. Koltuk sevdası dedikleri şey oradan geliyor. Tamam, Malkut'tan yaratanın tahtına oturmak. Ama bu öyle olmak zorunda. Çünkü yaratan gibi ihsan etmek demek yaratanın tahtına oturmak. Tamam, koltuk sevdası. Bizim ülkemizde bilinen bir şey. Biz de koltuk sevdası geliştireceğiz hep beraber. Tamam, yaratan gibi ihsan etmeye gelebilmek. O yüzden behin adalet iki kat. Birinci safhadaki gibi değil, çifte kavrulmuş dediğimiz koşul. Hem yaratanın bana vereceği her şeyi almak istiyorum, hem de yaratanın yerine geçmek istiyorum. Krallıkta olduğu gibi, kral ne diyor oğluna? Oğlum, sahip olduğum her şey senin, öldükten sonra tahtımı da alırsın diyor. Bu işi hallolur öyle diyor. Tamam, dediği olay bu. Elbette yaratanın ölmesi söz konusu değil ama yaratanın katına çıkmak denilen koşul bu. O yüzden Keter ve Malkut birbirine tümüyle zıt şu aşamada. İstanbul'dan Akın Bey soruyor. Öyleyse bizlerin bu dünyada Kabala çalışarak yaptığı şey, içimizdeki bu dört safhaya ait reşimoyu yeniden uyandırarak kendimizi yaratılış amacında bize verilmesi planlanan ışığı arzulamaya hak eder hale getirmek diyebilir miyiz? Biz bu niyetle çalışacağız şimdi. Tamam mı? Şu anda bizi nereye getireceğini bilmiyoruz. Oradan bahsetmiyor şu anda. Biz daha burada resimde yokuz, onu da söyleyeyim. Burada ruhlar falan yok henüz. Burada sadece yaratanın bir alma arzusu olarak bir konsepti var.
Tamam, o yüzden her şey yaratılışın düşüncesinden geliyor. Tamam, yaratılışın düşüncesinden tüm varoluşu bize anlatacak ve biz burada piyasada henüz yokuz. Bu malkut falan yaratılan varlık diyorum ama bu biz değiliz. Bu bir konsept. Tamam? Nasıl bir ev inşa ederken çizimini yapıyor mimarlar, bir konsept oluşturuyor. Nasıl bir ev istiyorum? Tamam? Bunun önce bir konsepti. Burada da bu konsept safhalardan geçiyoruz. Daha yaratılan varlık falan yok ortada. Biz yokuz daha yani. Devam edelim biraz çünkü konuyla ilgili sorun, tamam mı? Soracaksanız konu, yani başlıklarla, konularla ilgili soralım. Sorarsanız bunun derinliğine inelim yani. Simsum Alef, Masah ve Partsuf. Şimdi bize güzel konuları açmaya başladı. Or Hohma, Behina Alef'teki alma arzusunu doldurduğunda alma arzusuna kendi doğasını, ihsan etme arzusunu verir. Behine Alef'in en sonunda kendisini dolduran ışığın doğasını hissettikten sonra arzusunu almak istemekten ihsan etmek istemeye değiştirmesinin nedeni budur. Okey, tekrar okuyalım. Or Hohma, Behine Alef, birinci safhada. Alma arzusunu doldurduğunda, yani sonuna kadar hazda doldun birinci safhada, alma arzusuna kendi doğasını, ihsan etme arzusunu verir. Yani yaratan bana ne yapıyor? Diyelim ki yaratılan varlığa, bana demeyeyim tamam, yaratılan varlığa alma arzusuna ne yapıyor? Sonuna kadar dolduruyor ve ihsan etme niteliğini de son noktasında veriyor. Tamam. Behine Alef'in en sonunda kendisini dolduran ışığın doğasını hissettikten sonra arzusunu almak istemekten ihsan istemeye değiştirmesinin nedeni budur. Bakın burada biz hala alma arzusuyuz. Ne yapıyorum sadece? Arzumu değiş tokuş ediyorum. Alma arzum yok olmuyor. Tamam, işin püf noktası bu. Alma arzusu hiçbir zaman yok olmayacak. Sadece neyden mutlu olacağımın koşulunu değiştiriyorum. Almaktan haz duyduydum. Şimdi yaratan bana kendisinin hissiyatını ve ihsan etmenin ne demek olduğunun tadını verdi. Ve ne yapıyorum? Almayı istiyorken şimdi vermeyi istiyorum. İkisi de istek. Değişen bir şey yok yani. Biz hala alma arzusuyuz. Tamam, o yüzden kafanız bazen karışıyor. İhsan edeceğim, ben her şeyi verecek miyim? Bana ait hiçbir şey olmayacak mı diye soruyorsunuz bazen. Eğer ihsan etmekten mutlu oluyorsam her şey bizim oluyor. Tamam, yine mutlu oluyoruz. Sadece arzum değişiyor. Okay? Behina Dalet, Behina Gimel'den ayrılmaz. Ve onun ayrılır ayrılmaz ve Or Hohma ışığıyla doldurulduğunda ışık onu öyle bir etkiledi ki içindeki ışığın doğasına benzer şekilde ihsan etmek istemeye başladı. Dolayısıyla alma arzusu Behina Dalet'ten yok oldu. Burayı tekrar okuyalım. Şimdi sanki bize bir önceki şeyde söylediği şeyle çelişkili. Sanki daha önce demişti ki Behina Dalet'te her şeyi almak istiyorum ve gerçek yaratılan varlık alma arzusu bu. Şimdi diyor ki alma arzusu kayboldu. Hadi bakalım. Tekrar okuyorum orayı. Behina Dalet, Behina Gimel'den ayrılır ayrılmaz. Yani üçüncü safa biter bitmez, dört başlıyor ve onun Or Hohma ışığıyla doldurulduğunda ışık onu öyle bir etkiledi ki içindeki ışığın doğasına benzer şekilde ihsan etmek istemeye başladı. Dolayısıyla alma arzusu Behina Dalet'ten yok oldu. Yani kendisi için alma arzusu. Peki Or Hohma neden Kli'yi doldurduğunda ona ihsan etme arzusu verir? Soru. Bunun böyle olmasının nedeni Kli'nin ışıktan sadece haz hissetmesi değil, aynı zamanda verenin arzusunu da hissetmesidir. Yaradan kendisini veren olarak hissetmeyen, sadece almanın hazını hisseden bir Kli yaratabilirdi. Bizim dünyamızda alma arzuları hala gelişmemiş olan insanların hissettiği budur.
tıpkı çocuklarda, ham insanlarda ve zihinsel olarak iyi olmayanlarda olduğu gibi. Ama hayvansal seviyede de öyle, bitkiselde de öyle, cansızda da öyle. Dolayısıyla insan toplumunda da böyle insanlar var diyor. Çocuk büyüdükçe almaktan utanır olmaya başlar. Okey, bu geçmiş nesiller için geçerliydi. Bizim neslimizde öyle bir şey olduğunu pek görmüyoruz. İnsanda bu his o kadar gelişmiştir ki kişi dünyadaki her acıyı, utancın, ızdırabını çekmeye tercih eder. Ne diyor demek ki? Utanç hissi gelişmiş insanlarda olan bir şey diyor. Yani sokaktaki Ali'den, Veli'den bahsetmiyor. Tamam. Bunu dünyada da görmek mümkün. Yerden bizim içimizdeki bu niteliği kasıtlı olarak yarattı. Böylece bu nitelik vasıtasıyla doğamız olan alma arzusunun üzerine çıkabiliriz. Dolayısıyla utanç, maneviyata hazır bir insana verilen hissiyat. O yüzden grupta utanç hissiyatını gelişmek için kullanıyoruz. Utanç, itibar, tüm içimizdeki bu hisler, kıskançlık, ihtiras, maneviyatta ilerlemek için kullanılan şeyler. Ve utanç da öyle. Mahcubiyet. Tam sadece maneviyata hazır bir insana verilen his bu. Direkt olarak alamam. Çünkü ev sahibiyle, satır mı atladım? Tekrar okuyayım, şu utanmaktan başlayalım, bu önemli. Utanmak ve almaktan acı çekmek için kişinin aldığını hissetmesi gerekir. Bu sadece vereni, bir veren olduğunu hissettiğinizde mümkün olur. Eğer ev sahibini hissedemezsem utanmam. Fakat ev sahibi benim önümdeyse utanırım. Direkt olarak alamam. Çünkü ev sahibiyle bağdaştırmam gerekir. Ondan aldığım için bir şeyi geri vermem gerektiğini hissedeceğim. Bu durumda artık alıyor olmayacağım. Fakat onunla yer değiştirir ve veren olurum. Zira o zaman o da benden alıyor olacak. Okey, burayı iyi anlamamız lazım. Çünkü işimizin püf noktası bu. Direkt olarak alamam diyor. Tamam, direkt olarak alamam. Misafire gittiniz. Baktınız ev sahibi masayı döşemiş. Tamam. Ve ne oluyor? İlk başta içinize bir mahcubiyet geliyor. Çünkü her şeyi yapmış. Muazzam bir masa var vesaire. Her şey çok iyi. Dolayısıyla ne yapmam lazım önce? Ev sahibiyle kendimi bağdaştırmam gerekir. Ondan aldığım için bir şeyi geri vermem gerektiğini hissedeceğim. Yani mahcubiyetimin bir ödemesini yapmam lazım. Bu durumda artık alıyor olmayacağım. Fakat onunla yer değiştirir ve veren olurum. Zira o zaman o da benden alıyor olacak. Tamam mı? Diyelim ben ev sahibiyim, siz misafire geldiniz. Baktınız sevdiğiniz her şeyi yapmışım. Tamam. İlk başta biraz mahcubiyetiniz var, yemek istemiyorsunuz, biraz bağlısın örneği. Tamam. Ama ben sizin için yapmışım, niye? Sizi sevdiğim için. Tamam, sizi seviyorum, o yüzden bütün günümü buna adadım ve şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. Ve siz akabinde yiyerek bana ihsan etmiş oluyorsunuz. Tüm işi benim yapmış olmama rağmen. Tamam, yaratan da öyle bir şey hissediyor. Tüm işi yaratan yapıyor ve yapmış olmasına rağmen biz sadece onunla bağ kurmak için alışta olduğumuz için, yani onu mutlu etmek için o yemekten yediğimiz için aramızda o zaman form eşitliği var. İhsan etmeye gelmemiz bu şekilde. Yoksa bizim ihsan etmek gibi bir durumumuz yok. Alma arzusuyuz. Verecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir zaman olmayacak. Tamam. Her şeyi alma hakkım var. Çünkü alma arzusuyum. Ama ihsan etme niyetim olursa. Tamam, anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Ve bu yaratana mutluluk vereceği için o durumda ne oluyor? İhsan eden ben oluyorum. Çünkü yaratan bize vermek istiyor. Or hohma dediğimiz koşul, o yaratışın amacı or hohma. Hasadim değil. Okey.
Devam edelim. Nefes nefese kaldım. Yaradan hissi malkutta almaktan o kadar muazzam ızdırap uyandırır ki kendisine haz almak için alma arzusunu bir daha asla kullanmamaya karar verir. İyi bir karara geliyor. Neden? Yaradan, tekrar okuyorum orayı. Yaradan hissiyatı. Ne demek yaradan hissi? Yaratanın bana tam olarak nasıl yaklaştığının hissi. Beni ne kadar sevdiğini hissediyorum. Tamam? Birisinin sizi çok çok sevdiğini hissedin ve sizin ona karşı aynı hissiniz yok. Platonik. Tamam mı? Kötü durum. İyi değil yani. O yüzden Malkut diyor ki, ay ben yaratanı o kadar sevmiyorum, o beni çok sevmesine rağmen. O yüzden diyor ki, ben en iyisi almayayım abi. Tamam? Dediği bu. Bir daha asla kullanmamaya karar verir. Kendisini kötü hissediyor. Diyor ki, ya ben Allah'ı bir daha kullanmayayım. İlişkilerimizde olduğu gibi. Birisi bizi çok seviyor. Birisi kendimizi kötü hissediyor. Diyor ki, ben bu insanı kullanmayayım. Tamam. Malkut'taki bu karar kendisi için ışık almama, simsum olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu dördüncü safhadan sonra Malkut'un hissettiği şey ne? Utanç. Tamam. Çünkü yaratanın kendisini ne kadar sevdiğini hissediyor ve kendisinin buna karşılık vermediğini görüyor. Yani yaradan ve onun bana yaklaşımının hissiyatı var. Benim ve kendimin ona yaklaşımının hissiyatı var ve görüyorum ki wow, hiç alaka yok. Doğu ve batı kadar uzağız birbirimize. Ve bu kendisini kötü hissetmesine neden oluyor. O yüzden ne yapıyor? Utanç hissiyatı var. Diyor ki, ben ışık mışık almam abi. Sen ışığı falan boş ver. Sen bir tarafta, ben bir tarafta olalım. İkimiz de kendimizi kötü hissetmeyelim. Tamam. Sen kendini bana vererek iyi hissetmene rağmen ben bu ilişkide kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden yaratan ihsan etmek istese dahi Malkut diyor ki, yaratılan varlık yok abi, ben almayayım, sağ ol. Buna kısıtlama diyoruz. Simsum. Kısıtlama. Ve hatta birinci kısıtlama bu. İkincisi de var o yüzden. Gerçi her arzumuzun üzerine kısıtlama var ama ana kısıtlama bu. Bu hiçbir zaman iptal olmayacak. Birinci kısıtlama asla iptal olmayacak. Tamam? Son ıslaha kadar. Son ıslahta da ıslah olmuyor. Yani ilk kısıtlama iptal olmayacak. Asla kendimiz için alma koşulunda olmayacağız. O yüzden bu birinci kısıtlama. Ne diyormuş başka? Arzusunu almak istemekten ihsan etmek istemeyi değiştirmesinin nedeni budur. Okey, tekrar okuyayım o paragrafı. Simsum alef, yani birinci kısıtlama. Tamam mı? Alef bir demek ya da A harfi. Okey. Birinci kısıtlama, masah, perde ve partsuf. Partsuf ruh demek. İhsan edebilen bir varlığa partsuf denir. Tamam. Partsufim, ihsan edebilen birçok arzum. Partsufun çoğulu partsufim. Bir arzum varsa bir partsufum. İki tane partsufim. Yani iki arzu da ihsan edebiliyorum. Şimdi or hohma behine alef'teki alma arzusunu doldurduğunda alma arzusuna kendi doğasını ihsan etme arzusunu verir. Tamam? Behine alef'in en sonunda. Bunu daha önce konuştuk. Kendisini dolduran ışığın doğasını hissettikten sonra arzusunu almak istemekten ihsan etmek istemeye değiştirmesinin nedeni de budur. Yaratan bana ihsan etmenin hissiyatını da veriyor. Doyumun da hissiyatını veriyor. Behine dalet, behine gimelden ayrılır ayrılmaz ve onun orhokma ışığıyla doldurulduğunda ışık onu öyle bir etkiledi ki içindeki ışığın doğasına benzer şekilde ihsan etme istemeye başladı. Dolayısıyla alma arzusunu behine daletten, alma arzusu behine daletten yok oldu. Peki or hohma neden kliyi doldurduğunda ona ihsan etme arzusu verir? Bunun böyle olmasının nedeni kliyin ışıktan sadece haz hissetmesi değil, aynı zamanda verenin arzusunu da hissetmesidir. Tam birbirimize hediye vermek gibi. Bir hediyeyi hissediyorum, bir de bana hediyeyi vereni hissediyorum, yaklaşımını hissediyorum.
yaradan kendisini veren olarak hissetmeyen, sadece almanın hazzını hisseden bir kli yaratabilirdi. Yani bizi bir hayvan olarak bırakabilirdi. Bizim dünyamızda alma arzuları hala gelişmemiş olan insanların hissettiği budur. Tıpkı çocuklarda, ham insanlarda ve zihinsel olarak iyi olmayanlarda olduğu gibi. Tıpkı akabinde çocuk büyüdükçe almaktan utanır olmaya başlar. İnsanda bu his o kadar gelişmiştir ki kişi dünyadaki her acıyı, utancın, ızdırabını çekmeye tercih eder. Yaradan bizim içimizdeki bu niteliği kasıtlı olarak yarattı. Böylece bu nitelik vasıtasıyla doğamız olan alma arzusunun üzerine çıkabiliriz. Utanmak ve almaktan acı çekmek için kişinin aldığını hissetmesi gerekir. Bu sadece vereni bir veren olduğunu hissettiğimizde mümkün olur. Dolayısıyla yaradanı hissetmiyorsak aldığımızı da hissetmiyoruz. Eğer ev sahibini hissedemezsem utanmam. Fakat ev sahibi benim önümdeyse utanırım. Dolayısıyla bu dünyada insan ne yapıyor? Çalıyor, çırpıyor, şunları bunları yapıyor. Utanmak yok. Niye? Yaradan piyasada yok çünkü. Yaratan hissiyatı yok. Bana birisinin bir şey verdiği hissiyatı yok. Hiç kimse, hiçbir şey yok ortada. Ben varım, dünya var, alma arzusundayım. Çalarım diyor, hakkım diyor. Tamam? Direkt olarak alamam. Çünkü ev sahibiyle bağdaştırmam gerekir. Ondan aldığım için bir şeyi geri vermem gerektiğini hissedeceğim. Bu durumda artık alıyor olmayacağım. Fakat onunla yer değiştirir ve veren olurum. Zira o zaman o da benden alıyor olacak. Dolayısıyla aramızda sevgi ilişkisi olur istediyor. Ve ben onun beni sevdiğini hissediyor isem, o zaman almaya razıyım. Almaya razıyım. O mutlu olsun diye. Hediye iğrenç bir şey olsa dahi. Tamam? Okay. Annem beni çok seviyor. Benim için yemek yapıyor. Biliyor ki kerevizi sevmiyorum. Ama kereviz yapıyor. Tamam? Çünkü sağlıklı diye. Tamam? Yemek önemli değil. Anneme olan yaklaşım önemli. O yüzden sevmiyor olsam bile o yemeği iştahla yiyorum. Niye? O mutlu olsun diye. O yüzden arada sevgi olursa diyor ki hediyenin önemi olmaz. Aramızdaki sevginin gücüne göre o zaman aramızdaki ilişkide ihsan etmek ve almak olur. Yani bana verilen hediye sadece bir araç olur bağ kurmamız için. Çünkü vermek sevginin ifadesi. Tamam. O ifadeye göre yaklaşım inşa edeceğiz. Yaradan hissi Malkut'ta almaktan o kadar muazzam ızdırap uyandırır ki kendisine haz almak için alma arzusunu bir daha asla kullanmamaya karar verir. Yani sevgimin karşılığı olmadığını görüyorum. Daha doğrusu ben karşılık veremediğimi görüyorum. O yüzden diyorum ki aman aman. Malkut'taki bu karar kendisi için ışık almama, simsum, kısıtlama olarak adlandırılır. Simsum Alef birinci kısıtlama ismi bu işlemin ilk kez ortaya çıktığının işaretidir. Tamam? İlk kez utanç hissi, kısıtlama bu hissiyatta ortaya çıkıyor. Kökümüzde de utanç buradan geliyor. Tamam, ne zaman mahcup oluyoruz? Birisi çalarken bizi yakalamadığı zaman mahcup olmuyoruz. Çalarken bizi yakalarlarsa o zaman utanç var. Tamam. Bizim dünyamızda utanç biraz ters yani. Almaktan yakalanırsam, suç işlersem o zaman utanıyorum. Hayır diyorum ki kusura bakmayın, ayıp oldu. Maneviyatta ama öyle değil. Maneviyatta tam tersi, alabilirim. Vermek de istiyor karşı taraf. Ama sevgide karşılık veremeyeceğim hissiyatından dolayı utanç duyuyorum. Yani içimdeki sevgide kusur var karşıdaki insana yönelik. Ve utanç hissiyatı bu. Ve maneviyatta cehennem dedikleri his bu hissiyat. Tamam? Kişinin cehennemde olduğunu hissetmesi, cehennem, zebaniler falan diye tarif ettikleri şeyler, kişinin içinde sevgisizliği hissetmesi, yaradana karşı tabii ki. Tamam? O yüzden cehennem hissi maneviyatta çok üst seviyelerdeki insanlara verilen bir şey. İnşallah o seviyelere geliriz.
Tamam mı? Çünkü yaratanla muazzam bir bağ edinme fırsatı var. O fırsattan önce ıslah etmesi gereken koşulu görüyor. Utancı his ıslah edecek. Akabinde ıslah ettikten sonra yaradanla daha büyük bir sevgi ve bağ içine gelecek. Tamam mı? Böylece Malkut ışığı almayı bıraktı. Kendini kısıtladı. Bununla alıcı olmayı bıraktı ama yine de yaradana hiçbir şey vermiyordu. Hala ışık haz veren gibi olma arzusunu haz veren gibi olma arzusunu doldurmadı. Yaradan'dan haz almayarak Malhut form eşitliğini edinemedi. Dolayısıyla Simsum Alef aksiyonunun bir hedef olmadığını, sadece vermeye yetisini edinme aracı olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Çünkü bazen arkadaşlar diyor ki tamam hiçbir şey almayayım mı? Bizi alma arzusundaki kısıtlama yeni bir izlenime getiriyor. Almazsam, tamam diyelim sevdiğim birisi var. Onunla bir iletişim olmazsa, aramızda bir diyalog olmazsa nasıl bu sevgi ifade olacak? Tamam diyelim ki ben Avustralya'dayım, o atıyorum Alaska'da. Tamam. Aramızda bir bağ yok yani ne yapacağız? Tamam sevgi inşa edemiyoruz. Tamam. Sevgi inşa edemediğimiz için yaratılan varlık diyor ki burada bizim bir şey düzeltmemiz lazım. Eğer biz birbirimizi sevmek istiyorsak bir şekilde yakınlaşmamız lazım. Peki bu yakınlaşmayı nasıl yapacağız diyor. Tamam soru bu. Şimdi birbirimizi sevemediğimiz yani onun beni sevdiğini benim onu sevmediğini gördüm. O yüzden buraya bir frene bastık. Dedik ki bir dakika. Şimdi ne yapmamız lazım? Yaratılışın amacı yaratandan tüm ışığı alabilmek. Bunun farkında. Birinci kısıtlama yaparsam ne diyor? Diyor ki birinci kısıtlama yaparsam asla yaratanla bağım olmayacak diyor. Yani o dünyanın bir köşesinde ben dünyanın bir köşesindeyim. Asla yaratılışın amacına gelemeyiz bu koşulda diyor. O yüzden nasıl bir değişim yapmam lazım? Nasıl bir evreden, safadan geçmem lazım ki aramızda bu utanç hissiyatı olmadan bir diyalog olsun ve bu şekilde bir ilişki inşa edelim. Tamam. Dolayısıyla ne diyor? Simsum Alef amaç değil, sadece gelişimimiz için bir ön adım. Bakalım buradan sonra ne diyor? Yaradan'ın yaratılıştaki amacı Malkut'un yaratılan varlığın haz almasıdır. Okey. Yaratılışın amacına yine getirdi bizi. Yani amaç haz almak. Yaratılış düşüncesi değişmez ve mutlaktır. Dolayısıyla yaradan ışık Malkut'a alması için baskı yapmaya devam etti. Malkut kısıtlama aksiyonunun ihsan etme aksiyonunu gerçekleştirmek için yetersiz olduğunu hissetti. Ancak tek niteliği almak olan varlık yaradana onun yaptığı gibi nasıl verebilir? Bir daha okuyalım. Burada güzel bir nosyon var. Yaradanın yaratılıştaki amacı Malkut'un yaratılan varlığın haz almasıdır. Yaratılış düşüncesi değişmez ve mutlaktır. Dolayısıyla yaradan ışık Malkut'a alması için baskı yapmaya devam etti. Tamam mı? Yani önümde bir ziyafet var, yiyemiyorum ama yaratan diyor ki gözünü seveyim niye bu kadar şey yaptım senin için? Israr ediyor. Işığın baskı yapması demek bizim dünyamızda olduğu gibi. Birisini seviyorum, onun için yemekler hazırlamışım, o da almayayım vesaire diyor. Tamam mı? Mahcup olduğu için ben diyorum ki ya deli misin ye ben senin için yaptım bunları. Tam baskı yapıyorum yani. Işığın baskısı da o hadi al diyor. Utanacak bir şey yok, çekinecek bir şey yok diyor. Aramızda bunun lafı mı olur diyor yani. Işığın baskısı dediği bu. Aramızda bunun lafı olmaz hadi beraber yiyoruz içiyoruz ne güzel demeye getiriyor. Malkut kısıtlama aksiyonunun ihsan etme aksiyonunu gerçekleştirmek için yetersiz olduğunu hissetti. Tamam mı? Diyor ki bu kısıtlama olayı sadece yetmeyecek. Çünkü yaradanın baskısı var üstünde. Ancak tek niteliği almak olan varlık yaradana onun yaptığı gibi nasıl verebilir? O yüzden Bağlıslan bakın bir varlığın düşünce sürecinden geçiriyor bizi. Gerçekten yaşayan bir insan olarak anlatıyor. Yani yaratanla ben şimdi nasıl alma arzusu olarak bir koşula geleceğim. Kendi kendisine sorup bize açıkladığı şey. Burada yazıların derinliğini anlamamız lazım. Kabalist yazarken kendi yaşadıklarını bize anlatıyor. O yüzden kitap son derece bir, yani Talmud-i Sersefet o yüzden Rav hep der.
bir roman gibi duygularla dolu. Tamam mı? Nitekim biz de bu şekilde bakmaya biraz alışmamız lazım. Sorduğu soruların samimiyetinden de bunu görüyoruz. Diyor ki ama ben bir alma arzusuyum. Yaratan da vermek istiyor. İyi de ben bu haldeyken yaratandan nasıl alacağım? Düşünün, sevdiğiniz birisini düşünün. Ben bu insana şimdi bana bu kadar iyilik yapmışken ona nasıl karşılık vereceğim? Tamam, oturup bu şekilde düşünen bir insan düşünün. Çünkü böyle bir durum var karşımızda. Tamam, gerçekten yaşadıklarını bize anlatıyor. Çok da hoş. İçindeki üst dokuz niteliği hissederek yaradanın içinde hissettiği nitelikleri, ki bunlar yaradanın ona yaklaşımından oluşur, Malkut yaradana nasıl ihsan edilebileceğini anlamaya başlar. Okey, bu çok önemli bir cümle. Buranın da altını çizelim. Tamam. Şimdi bizi yaratan yaratırken burayı bir sileyim. Şimdi biraz büyük çizelim, o genel olarak bir bakalım. Tamam, bu kabımız. Yaratan bizi ne diyor? 4 safhadan yarattı diyor. Yani kök 1, 2, 3, 4, 5 safha oluyor. Direkt işin 5 safhası. Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Malhut. Tamam, 10 sefirot. Bunların da hepsi içimizde seviyeler. Tamam. Neden bu şekilde? Çünkü yaratanın bana eylemleri var. Yaratanın bana işleyişi yaptıkları ışıklar. Işığı, yaratanın ışığı o. Bana yaptıkları, bana yaptıklarından aldığım his sefirotlar. O kadar. Başka bir şey yok. O kadar kolay. Tamam. Zerampin içinde 6 sefirot var. Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod ve Malkut. O yüzden diyor ki, şöyle yapalım. Bu yukarıdaki safalar Malkut'a nasıl ihsan edeceğini öğretecek diyor. Bir babanın, bir annenin çocuğa öğrettiği gibi. Tamam. Başka ne diyor? Eğer yerden onun mutlu olmasını istediği için ışığı alır ve bundan haz alırsa almasının ihsan etmeye eş değer olacağına karar verir. Tamam, dolayısıyla önce yaratanın bize yaptığı eylemlerden bir şey öğretmesi lazım ki, Bağla Sulam'a öğretmiş ki, Bağla Sulam da diyor ki, eğer yaratan benim mutlu olmamı istediği için ışığı almamı ve bundan haz almamın ihsan etmeye eşdeğer olacağını bana gösteriyorsa diyor, böylece eğer Malkut yaradanın kendisi için hazırladığı tüm ışığı alırsa ona veriyor olacaktır. Tıpkı onun kendisine verdiği gibi. Yani annemin bana yapmış olduğu tüm yemeklerin hepsini büyük bir iştah, mutluluk, hazla yer isem o zaman ben aslında anneme ihsan etmiş olacağım diyor. Ben makul mantıklı değil mi? Bana sevgiyle annem bir şeyler yapıyor ki ben bundan mutlu olayım diye. Ben de tüm mutluluğumu ona geri yansıtmak istiyorum. Büyük bir iştahla, zevkle, mutlulukla yiyerek. Dolayısıyla alma eylemini ihsan etmeye çevirmenin püf noktası bu. Alarak ihsan edeceğiz. Ama aramızdaki bağ sevgi olduğu zaman. Dolayısıyla üst dokuz bana ne öğretecekmiş? Nasıl seveceğimi. Tamam. Okey, şimdi güzel güzel örneği verecek. Ziyaret eden, buraya kadar bir soru var mı? Sorularımız var. Aksaray'dan Vahdet Bey'in sorusu. Dünyalar, Partizu Film ve Sefirot'un sıralaması nedir? İlk hangisinin farkındalığına varıyoruz? Şimdi bak, biz bu dünyada yaşıyorsam, biz bu dünyada gözlerimizi açtığımız zaman ne yapıyoruz? Bize en yakın olan şeylerden başlıyoruz. Bir bebek için dünya ne? Annesi ve kundağı. Tamam, yattığı yer, uyuduğu yer ve annesi. O da yaş yaş hissediyor.
Ondan sonra yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Büyümeye başladıkça görüyor ki odam var. Ve benim dünyam bu oda olmaya başlıyor. Akabinde evde dolanmaya başlıyor sürünerek. Tamam. Diyor ki başka odalar da varmış. Ve akabinde dışarıya parka götürüyorlar. Tamam, büyüdükten sonra biraz yani dışarıya çıkmaya başlıyor. Diyor ki aman tanrım, dünyam sadece ev değilmiş. Burada diğer insanlar var, park var vesaire, ağaçlar falan var. Bunları görmeye başlıyor. Dolayısıyla kısım kısım partsuf arzu olarak görmüyoruz hiçbir şeyi. Her şeyi bir bütün içinde bütünlüğün parçaları olarak görüyoruz. Dolayısıyla her bütünün içinde de ne var? Beş dünya, beş sefirot, beş partsufim. Tamam. O yüzden dünyada sadece bir şey gördüğüm zaman o bütünün parçası olarak görüyorum. Arzularımız da benzer şekilde. Tamam. Ne yapacağım içimde? Bir arzu keşfedeceğim ama o arzumun bu kadar seviyesi var, bayağılığı var. Tamam. Büyüyen çocuğun arzuları gibi. İlk başta arzusu oyuncaklar için. Büyüdükçe aynı oyuncakların daha büyüğünü istiyor. Tamam, çocukken arabayla oynuyordu. Büyüyor, şimdi büyük arabayla oynuyor. 3 yaşındaydı, şimdi 30 yaşında. Kafa aynı kafa. Tamam, arkadaşlarınızdan bilirsiniz. Kafa aynı kafa, değişen bir şey yok. 3 yaşında arabaları yarıştırıyordu. 30 yaşında da arabası onun için çok önemli. Değişen bir şey yok. Değişim ancak bayağılığımda, tamam, alma ile ihsa etme arasındaki izlenimde olur. O yüzden dışarıya baktığımız zaman bazen arkadaşlar diyor, hocam dışarıdaki insanlarla konuşacak bir şeyim yok. Doğru. Niye? Çünkü ha 3 yaşında, ha 30 yaşında, ha 40 yaşında. Kafa çünkü aynı yerde. Tamam, konuşacak bir şey yok. O yüzden kalpteki noktası olan adamın derdi. Derdi büyük. Konuşacak kimse yok. İş yapmak istemiyor. Canı bir şey çekmiyor. Tamam. Bunalımda olduğunuzu hissediyorum. Doğru mu? Ha? O yüzden kabalistler diyor ki yaratanın bize bu hisleri yansıtması doğal. Çünkü eğer bu hisler olmazsa daha üst bir şeyi edinemeyiz. Şimdi maneviyatta da dolayısıyla ilk keşfedeceğim şey ne olacak? Eğer henüz maneviyatta değil isem, tamam, henüz maneviyatta değil isem, ne dedik daha önce? Zaman ekseninde egoist arzularımın içindeydim. Tamam. Egoist arzularım cansız, bilgisayar, hayvansa, insan seviyelerini aştık. Bu dünyada kalpteki noktam oldu. Şimdi maneviyata gittiğim zaman ilk keşfedeceğim şey ne? İlk ihsan etme eylemim. En ufak, en basit arzularımda nasıl ihsan edeceğim? Bu dünyada nasıl cansız seviyede en temel arzularım var? Ne o? Yiyecek, aile, cinsellik. Hayvansal en temel arzular bunlar. O yüzden tüm hayvanlarda da var. Tamam, utanacak bir şey yok. Öteki türlü var olamayız. O yüzden maneviyatta da en böyle en basit, en saf, en egoist olmayan arzulardan başlayacağız. Ama nasıl keşfedeceğiz? Herkes kendi arzularına göre keşfedecek. O yüzden şunu keşfedeceğiz, bunu keşfedeceğiz diye bir sıralaması yok. Bir arzum ortaya çıkacak. Tamam? Şimdi bu arzuyu nasıl ihsan etmek için kullanacağım? Hangi arzunun nasıl ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Partsufim ihsan etmek demek. O yüzden önce arzunun çıkması lazım ortaya. Sol çizgi. Daha sonra yaratanın ışığı ortaya çıkmak zorunda. Ne demek yaratanın ışığı? Bana bu arzuyu ihsan etmek için nasıl kullanacağımı gösterecek. O yüzden üç çizgide gidiyoruz. Arzu, ışık, arada kendimi inşa eden ben. Ha? O yüzden ne ifşa olacak, hangi arzu ifşa olacak herkesin farklı. Hepimiz çünkü büyük bir sistemin, kocaman Malkut'un parçalarıyız. Bilmiyoruz. Okay? Bilmemiz de gerekmiyor. İfşa olunca bileceğiz. O yüzden partsuf demek ihsan eden varlık demek. O sonradan ortaya çıkacak. Ne zaman? İhsan etmeyi o spesifik ifşa olan arzuda edindiğim zaman.
Başka? Maneviyatta aldığını hissetmeme durumu nedir? Ya da yaşamak için elbette alıyorum ancak bu yaratılan varlığa sanki yetersiz, eksik gibi geliyor. Eksik değil. Bizim aslında tüm bizim hayatımızda eksik olan bir tek şey var. Ne o? Siz bana söyleyin. Hadi ben size sorayım. Bizim hayatımızda eksik olan şey ne, bir söyler misiniz bana? Siz söyleyin, ben sormuş olayım. Bir kelime eksik. Hepiniz biliyorsunuz onu da. Tamam. Ben de bu arada bir şeyler okuyayım, biraz ışık çekeyim. Evet, var mı birisi bir şeyler söyleyen? Sorularımız var. Hayır, cevap veren yok mu? Daha. Tamam, siz keşfedene kadar Christmas olacak. Sevgi eksik, sevgi. Tamam. Hayatımızda sevgi eksik. Bu yok. Yok yani. Ne yapalım? O yüzden çalışıyoruz. Başka ne soru var? Var mı soru? Bu sorunun devamı vardı. Çünkü dünyada sürekli insanlardan şikayet duyuyoruz. Başkasında olup kendimizde olmayanlardan şikayet ediyoruz. Bunun nedeni nedir? Burada bir çelişki yok mu? Var, çünkü hassızız. Mutlu değiliz, hassızız. Kabalistler bir de bunun üstüne diyor ki her şeyi yaratan yaptı. Bir de ona karşı da yani senin gibi yaradan diyoruz. Anladın, adam dertli. Yapacak bir şey yok. ama bu iyi bir şey. Özellikle maneviyat çalışan bir adamın yaradana karşı şikayetçi olması çok normal, doğal ve olması gerek. Çünkü yaratana yakınlaştırır adamın şikayeti. Neden onu da söyleyeyim. Izdırap adamı yaratana yakınlaştırır ve öyle bir noktaya gelir ki maneviyatı çalışıyorsa. Çalıştıkça şikayetleriyle beraber, iniş çıkışlarıyla beraber, yani Orhan abinin dediği gibi batsın bu dünya diye, tamam? Yavaş yavaş erdemlik edinerek yaratana kötü konuşmak istememeye gelir. Öyle bir noktaya gelir ki artık vallahi kötü bir şey demek istemiyorum sana karşı. Gözünü seveyim, şu işi bir halledelim. Tamam mı? Demeye başlar. Yaratan kişiyi bu şekilde yakınlaştırır. Çünkü bir taraftan bize sanki hayat yamuk yapıyor. Tamam mı? Sanki yamuk yapıyor. Öteki taraftan da maneviyatın tadını hissettiriyor. Yani bizi çok ince bir ayarla sağ sol çekiştiriyor yaratan. Bir taraftan boş, tadı tuzu yok. Niye böyle diyorsun? Kaderine lanet ediyorsun. Tamam, o doğru. Öteki taraftan diyorsun ki iyi ki böyle bir şey bulmuşum. Ne de güzel kitapları yazmışlar. Gerçekten hayatın manası vesaire. İçine hisseden iyi bir his var yani. Bir taraftan yaratanla kavgalısın, öteki taraftan teşekkür etmezsen de kendini kötü hissediyorsun. İki ara bir derede. O yüzden kişinin kötü hislerden geçmesi, öteki taraftan da hafif hafif, yani birkaç tokat, bir öpücük alması adamı yaratana yakınlaştırır. Yaratana karşı o zaman da kötü konuşmak istemez. Onu tanımayı ister. Bana neden böyle yaptığın arkasındaki niyeti keşfetmeyi arzular. Tamam, beni çok seven bir babam var diyelim. Tamam mı? Ama hırpalıyor. Neden hırpaladığını da anlamıyorum. Çünkü kafam basmıyor. Tamam, biz de öyleyiz. Kafası basmayan inatçı, kabalistlerin dediği gibi eşekler gibiyiz. İnatçı eşek gibiyiz. Tamam mı? Kırbaçlıyor, vuruyor. Bana mısın demiyoruz. Gitmiyoruz yani. Tamam. O yüzden arada sırada havuç veriyor. Aa, bu meğersem iyi bir sahipmiş diyoruz. Öteki taraftan kırbaçlıyor ama bu iki koşul yaratanın bize erdemlilikle yaklaşımını edinmemizi sağlıyor. Daha sonra göreceksiniz ki keşke daha çok ızdırap çekseydim diyeceksiniz. Tamam, bu ciddi bir şey. Güzel bir hikayesi var Bağlı Ustam'ın, köleyle ilgili anlatayım size. Şimdi bir köle var ve kölenin sahibi köleyi çok seviyor. Acayip diyor ki bu en güzel köle bu.
Tamam mı? Harika bir kölem var ve onu çok seviyorum. Ve ev sahibinin kahyası var. Kahya mı derler ona? Evet. Kahyası var. Tamam mı? Her şey işlere bakan. O bu köleden nefret ediyor. Tamam mı? Çünkü ev sahibi onu çok seviyor diye. Bir günde ev sahibi gidiyor, seyahate çıkıyor ve kahya da gereksiz yere bu köleyi dövüyor. Tamam mı? 5 kırbaç atıyor. Köle de geri gelince diyor ki kahyan, yani sen yoktun. Ben de normal çalışıyor olmama rağmen kahyan bana 5 kırbaç attı. Nasıl olur bu diyor. Kahyayı çağırıyor. Diyor ki attığın her kırbaç için 100 altın vereceksin. Köle koşarak eve gidiyor ağlaya ağlaya. Eşi de diyor ki niye ağlıyorsun, o kadar altınla geri geldin. Her kırbaç için o kadar altın almışsın. Keşke daha çok kırbaç atsaydı. Tamam mantıken, tamam akıllı köle. Keşke biraz daha kırbaç yeseydim, biraz daha altınımız olurdu. Tamam, maneviyatta bu Balthasar'ın hikayesi bir mektupta yazıyor. O yüzden bizim de yani hissedeceğimiz şeylere yönelik bir izlenim veriyor. Çünkü bu ızdıraplar adamın yaratana yaklaşımını keskinleştiren şeyler. Bizler en çok gelişimi, hayatta gelişimimiz başarısızlıklardan öteri. Başarılardan değil. Ne kadar başarısız olursak, ne kadar düşersek o kadar erdemli oluruz. Tamam, iş hayatında da böyle, birçok adamın iş hayatını, kitabını okuyun, başarılı olanların. Dibin dibini görüp ondan sonra çıkıyorlar. Maneviyatta da aynı şey. Bu dünyada olduğu gibi. O yüzden vahdet, ızdıraplar şimdilik gözümüze hoş gelmese de, içimizde iyi hissetmesek de sonra diyeceğiz ki keşke biraz daha vursaydın. Hani şeyde vardı, dinciler vardır, sırtlarını dövüyorlar falan. O şekilde yani. Kim yapıyordu onu, neyse. Şiş falan geçiriyorlar hani. Evet, var mı başka soru? Aksaray'dan Vahdet Bey'in soruları devam ediyor. Biz malhut değilsek ve alef, bet, gimel koşullarını da hissetmiyorsak, peki geçirdiğimiz ve bu koşullara benzer olduğunu hissettiğimiz şeyler ne? Yok öyle bir şey. Biz şimdi bu dünyada acı ve ızdırap, ızdırap ve haz arasındayız. Tamam mı? İki ara bir deredeyiz. Yaratan bir güldürüyor, 5 tokatlıyor. Ondan sonra öteki taraftan güldürüyor, 12 tokat atıyor. Tamam, o şekilde git gel içerisindeyiz ama yavaş yavaş ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Çalıştıkça hissettiğimiz şey ne? Kendimizi törpülememiz. O yüzden birçoğunuz geliyor bana, diyor ki hocam artık canım şunu yapmak istemiyor, buna yönelik hiç arzım yok. Yok işim yok ama işim olsun da istemiyorum. Öyle diyen arkadaşlar var. Doğru. Çünkü yaradan öyle bir noktaya geliyor ki, getiriyor ki adamı, abi işini de al, dünyayı da al, her şeyi al. Tamam mı? Al abi. Al abi, bir rahat bırak. Tam o noktaya getirir. Neden? Çünkü adam yavaş yavaş yediği darbelerden neye önem vermesi lazım, onu tartması lazım. Benim için önemli olacak olan şey ne hayatta? Ve eğer ben havadan nem kapmazsam, o zaman o ne yapmak zorunda? İyi bir babanın yaptığını yapıyor. Bizi silkeliyor. O yüzden diyor ki şuna şu kadar çaba sarf edeyim. Tamam mı? Bunu abartmayayım yani. Abartmayayım abi. Abartmazsam rayında gider. Buna abanayım. Buna abanırsam rayına oturur. Şimdi bizim arada bir denge bulmamız lazım. Tamam mı? İşimizin olmaması da kötü. Yani her şeyi maneviyata adamam, o da kötü. Her şeyi bu dünyaya adamam da kötü. O yüzden öyle bir denge oturtmamız lazım ki grup içerisinde hepimiz beraber, tamam? İlerleyişimiz için ne gerekli, var olmamız için ne gerekli ve bunun hepsini maneviyatla nasıl birleştirebiliriz? Beraber, hep beraber bunun içinde olmamız lazım. O yüzden çektiğimiz tüm ızdıraplar bu dengeyi oluşturamadığımız için. Eğer bu dengeyi oluşturur isek, boş hissetmeyiz kendimizi. Ne bu dünyadaki arzularımıza yönelik boş hissetmeyiz, ne de maneviyata yönelik, onu size söyleyeyim. Bu dünyada da işler rayında gider, maneviyatta da rayında gider. Ama her şey bizim kendimizi oturtmamıza bağlı.
Yaratanın bizden beklentisi de bu. Öteki türlü biz kendimizi maneviyatta inşa edemeyiz. Bu dünyada da inşa edemeyen insanlar gibi. Bu dünyada da kendimizi neye göre inşa edemiyoruz? Çünkü ne yapacağımızı bir türlü kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Maneviyatta da aynı şey. O yüzden kitaplardan çalışırken biraz nem almamız lazım havadan. Tamam, şuraya işaret koyayım. Belki bunu hep beraber bir akşam beraber toplanırız, konuşuruz. Tamam mı? Eğer isterseniz. Çünkü birkaç arkadaşla sohbetimiz oldu. Nasıl? Yani ne yapacağım abi? Yaratan benden ne istiyor? Yani maneviyat çalışsam da hayatım boş. Çalışmasam da hayatım boş. İkisini beraber yapsam da boş. Yani her halükarda boş. Tamam? Çünkü bir haz almıyoruz. Ve bu boşluk hissiyatı çok iyi bir hissiyat. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu anlamamız lazım. Bu gerçekten yaratanın kişiye verdiği güzel bir his. Gerçekten hayatın bomboş olduğunu hissetmesi. Okay. Bunu bir ara hep beraber isterseniz bir yemek yaparız. Perşembe akşamı yaptığımız gibi hani geçenlerde 2 hafta önce bir perşembe yemeği yaptık hep beraber keyifle. Tamam, yine bir yemek yaparız isterseniz. Bir sohbet ederiz, beraber konuşuruz. Burada önemli olan şey, şimdi bu dünyaların inşasında bunları öğreniyoruz. İçimizdeki her arzu da 4 safhada gelişiyor. Ne istersem isteyeyim, arzularımın hepsi. Ufak bir uyanıştan kafamda gelişmesi, akabinde bunu nasıl yapabilirim planı ve akabinde eylem yapmam. Tüm arzularımız da 4 safhada gelişiyor. Tamam? Farklı bir şey yok. Bakın maneviyat çalışıyoruz. Vahdettin söylediği güzel şeyler. En ufak bir düşünce kafamda uyanıyor bir şey yapmaya yönelik. Akabinde gelişiyor. Arzumu büyütüyorum. Bu arzuyu nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Nereden neyi alıp neyi nasıl yapacağımı düşünüyorum. Bir araya getiriyorum. Eyleme sokuyorum. Ortaya bir şey çıkartıyorum. Düşüncelerimiz aynı şekilde. Arzularımız aynı şekilde, eylemlerimiz aynı şekilde. Tıpkı 4 mevsimin olduğu gibi, her günün 4 safhası olduğu gibi, yaratışında 4 safhası var. Ve içimizde de her gün yaşıyoruz. Biraz daha okuyalım, çalışalım. Vahdettin dediği gibi yavaş yavaş hissedeceğiz. Tamam mı? Var mı başka sorumuz? Son dakikalar. Son dakikalar 3 sorumuz kaldı. İstanbul'dan Akın Bey'in sorusu. 1. kısıtlamanın ortaya çıkışının gerekliliğini hissetmeye, yani utanca grup içindeki çalışmada ne şekilde getiriliyoruz? Tabii o seviye yaratana karşı, o yüzden çok baba bir seviye. Ama eğer dostlarım var ise ve dostlarıma bir sözüm var ise, tamam? Ve o sözümü yerine getirmediysem mahcup oluyorum. Tamam mı? Çünkü biz ne diyoruz hep beraber? Grupta ilerleyeceksek şimdi özellikle ana grup oluştururken. Ana grup oluştururken ne diyeceğiz? Anca beraber, kanca beraber diyeceğiz. Arvut diyeceğiz yani. Hani taraftarların şarkıları var. Biz de kongreye gelirken ölmeye geldik gibi grupta. O şekilde otobüslerden ineceğiz, atkıları sallaya sallaya. Niye? Çünkü egomuzu öldürmeye geldik gerçekten. Grubun bu karar vermesi lazım. Ana grup demek dost olmak bu. Ve bunu yapamadığım zaman utanç hissedeceğim. Elbette çok düşeceğiz, şüphesiz. Yerden an be an yer bezi gibi, paspas gibi olacağız. Tamam mı? Yerde. Ve o şekilde güç kazanacağız aynı zamanda. Bizi güçlendirecek. Kıra kıra, eye eye mermerden o mermerin o bozuk parçalarını, kırıntılı taraflarını böyle oya 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 oya. Michelangelo'nun Davut heykeli gibi olacağız. Pasparlak. Beyaz mermer. Tamam? Işık yansıtan bir şey olacağız yani. Tamam? Ama bu şekilde. O yüzden bu utanç hissiyatı grupta başlar. Dostları yarı yolda bırakma. Ama bu kişinin çok yatırım yapmasından gelir. Sadece ve sadece kişi çok çaba sarf ettiği, çok yatırım yaptığı ve gerçekten dostlarını canı gönülden, evet bunlar benim gerçekten parçam olarak hissettiği zaman kendisini o zaman o eylemi yapmaya getiremez. Çünkü ızdırap ağır basar.
her şeyi bırakmaya razı ama dostları yarı yolda bırakamam. Yani bu aramızda iyi bir çalışma olursa olacak. Mısır'dan çıkmak da bu. Hikayede Mısır'dan çıkıyorlar çünkü dostlara istediklerini yapamıyorum ve ölümden beter. O yüzden öyle diyor. Mısır'da ölümden beterdi halimiz diyor. Yani hayat iyi olmasına rağmen. Mısır'da kötü bir hayatları yoktu dünyevi olarak. Ama dostlara iyilik yapamıyorlar. Ve onun ızdırabı. O safhaya gelirsek öyle başlarız. O yüzden grup çok önemli. Çünkü yerden yok piyasada. Evet, başka var mı? Sorularımız var. 3 tane sorumuz var. Antalya'dan Gökhan Bey'in sorusu. Karanlık Abya sistemi ve ışık Abya sisteminden bahsediliyor. İnsan ruhu Beria'da ortaya çıkıyorsa ve ruhun kökü Atsilut dünyasında ise karanlık Atsilut dünyası neden var? Karanlık Atsilut'un ifşası ile daha üste bir seviye bizi ilgilendiriyor mu? Atsilut'un daha üstü ilgilendirmiyor. Atsilut edindiğimiz zaman zaten ihsatmeyi ediniyoruz. Geleceğiz onlara. Bu makalede ilerleyelim. Dünyaların yapısına geleceğiz. Ruh nerede yaratıldı? Dünyalar ne? Dünyaların kırılmasını yapacağız. Daha sonra dünyaların ıslahı var. Dünyaların ıslahından sonra Adem'in dünyalar içinde yaratılışı var. Akabinde Adem'in günahı var. Tamam mı? Atsilut'ta ihsan etme eğilimi var. O eğilimde başarısızlığından düşüşü var. Zıt koşullar olmak zorunda. Tamam mı? Hem karanlık, yani sol çizgi ve sağ çizgi olmak zorunda. Tamam mı? İki çizgi, sol ve sağ. Biri olmadan biri olmaz. O yüzden karanlık Abya dünyaları ve buraya Tuğma denilir. Tuğma. Tamam? Ve aydınlık var. Ama esas karanlık şurada. Atsilut'u dahil etmiyor yani. Tamam? Esasen Briya'nın karanlığı ve aydınlığı Atsilut için de geçerli. Evet. İstanbul'dan Talha Bey'in sorusu. Merhaba hocam, ifşa olan arzuyu ihsan etmek için kullanmaya herhangi bir örnek vermeniz mümkün mü? Değil, çünkü bilmiyorum ki içinde ne ifşa olacak. Tamam, bilmiyoruz ki. O yüzden ihsan etmek nasıl olabilir bizim seviyemizde? Dostlara nasıl iyilik yapabilirim o? Dostlara nasıl iyilik yapabilirim? Eğer çünkü ihsan etmek ne? Birisini seviyorsam ona iyilik yapmak istiyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla ihsan etmek istiyorsam önümde yerden dostları koyuyor. Hadi et diyor. Madem ihsan etmek istiyorsun. O yüzden maneviyat edinmek böyle çok basit psikolojik bir değişim gerektiriyor. Bağlıslam da öyle yazıyor. Sadece kafamızı değiştireceğiz. Yani almaktan haz alacağımı vermekten haz alacağım. O noktaya gelirsek yaratış amacına da geliriz. Okay. Son sorumuz İstanbul'dan Arda Bey. Bu ilerleyişler mesela birinci kısıtlama grup olarak hepimiz mi edineceğiz yoksa gruptaki her kişi olarak ayrı ayrı zamanlarda mı olacak? Maneviyatta yer zaman hareket yok. Herkes elbette son ıslaha gelecek. Tamam, şüphesiz hepimiz son safhayız. Ama bakın arkadaşlar, birinci kısıtlama dediğimiz yer yani ıslahın en baba seviyeleri. Daha biz yokuz burada piyasada. Tamam, bu çizdiğim, bugün yaptığımız hiçbir şey değil. Biz falan yokuz daha. Bizler böyle tüm yaratılışta diyelim burada bir kök safhasından başladık. Tamam mı? Yaratılış böyle geliyor. Biz bu dünyanın burasındayız. Ve benim bahsettiğim yer burada bir yerde. Daha biz piyasada falan yokuz yani. Okay? O yüzden sakin olun. Tamam, bu sadece bize genel bir yapıyı anlatan bir bölüm. Ki bu yapıdan geleceğe yönelik şablon alıyoruz. Direkt ışığın 4 safhasını öğrenirseniz her şeyi basit bir şekilde anlarsınız. Çünkü her şey bu 4 safhada gizli. Tamam, yaratılışın sırrı dedikleri şey bu 4 safha. O yüzden biraz önce dedim, arzularımızdı, düşüncelerimizdi, her şeyin gelişimi 4 safha. Tamam. O yüzden geleceğiz bunlara yavaş yavaş. Sabır, sabrın sonu selamet. Okey miyiz Hakan'ım? Evet. Okey arkadaşlar, son saniyede golü attınız yine.
Okey, biraz geciktik o yüzden. Şimdi yerdandan, yukarıdan, patrondan bir mani olmazsa çarşamba akşamı hep beraber buluşacağız. Tamam mı? Devam edeceğiz. Şarkımız var herhalde değil mi? Bir şarkı. Ben de oturayım şöyle bir şarkı dinleyelim hep beraber. Teşekkürler. Gördüğünüz rock konseri gibi arkadaşları taşıyorlar, maşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Okay, bazen Facebook'ta zehirli mantarlar da öyle hoplayıp zıplıyor. Ama biz öyle değiliz. Tamam arkadaşlar, görüşmek üzere. Çarşamba, hepinizi öpüyorum. Sevgiler, selamlar.